Takas İstanbul beklenti raporunu sunar. Beklenti raporuyla devam ediyoruz. Yeliz Karabulut, stratejist olacak karşımıza. Yeliz Hanım merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Bayağı uzun zaman oldu sizinle görüşmeyeli. Umarım evet, her şey yolundadır. Her şey yolunda. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Biliyorsun Sami Altınkaya rahatsız birazcık. Covid oldu ve işte onun da tedbiren biz dinlenmesini rica ediyoruz. Kanal doktorumuzun öncülüğünde diyelim. O yüzden sabah kuşağındayım, eski kuşağındayım. Çok da mutluyum ama umarım Sami Altınkaya da tez zamanda sağlığına kavuşur diyelim. Şimdi az önce biz doçent doktor Cüneyt Dirican'la birlikte aslında ben söylemek istediğim şey şuydu. Merkez Bankası, iki Merkez Bankası'nı tartışıyorsak eğer Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile FED'i, gerçi tartışmak da ne kadar doğru. İkisi de çok değil mi? Keskin Merkez Bankası. Biri rezervin, dolar rezervinin başında ve faiz artıyor. Bir tarafta da faiz inişi var. Diyor ki Stockholm'de düzenlenen Uluslararası Merkez Bankaları Bağımsızlık Sempozyumu'nda konuştu. Aldığımız kararlar üzerinde doğrudan siyasi bir etkinin olmaması kısa vadeli politik unsurları göz önüne bulundurmadan ihtiyaç duyulan önlemleri alma imkanı sağladı ve fiyat istikrarı sağlıklı bir ekonominin temeli olduğunu ve halka da zaman içerisinde paha biçilemez faydalar sağladığını söylüyor. Şimdi ben de şunu söyledim. Bizde faiz indirerek enflasyonun 2022 senesine gelmiş olduğu seviye yaklaşık kabaca %90. Hani sonuca baktığımız zaman hani eğer sonuçsa Merkez Bankası'nın attığı adımlar ve bizim hissiyatımızsa o zaman hani eleştirmek ya da bakıldığı zaman doğru ya da yanlış demek ne kadar mantıklı? Ve burada FED'in söylemiş olduğu noktalara katılır mısınız? Sizce FED bağımsız mı? Doçent doktor Cüneyt Dirican kesinlikle bağımsız değildir yani. Hatta bana kızdı birazcık. Yani şimdi Trump döneminde baktığımız noktada yani gelen açıklamalara baktığımızda zaten yeterince bağımsız olmadığını net bir şekilde gördük. Açıkçası o görüşe ben de katılıyorum. Ama bizimki kadar da bağımlı değil, onu söyleyelim. Yani ya hepsi aslında yani zaten bağımlı olmaları ben gerekiyor değil mi Yeliz Hanım? Hükümetleri de böyle elin tersine itemezler herhalde. Çünkü Trump büyümek isterken yok kardeşim sen küçül diyemez ki. Çünkü seçmenine söz verdi Trump ya da bizde evet, de örneğin yani Sayın Cumhurbaşkanı. Bu tarz açıklamalar da gelmişti o zamanlar. Şimdi hani Biden'ın açıklamalarını da mesela son zamanlar, son bir senedir baktığımız noktada o tarafta da aslında eleştiriler söz konusuydu. Yani enflasyonu takip ediyoruz şeklinde. Tabii ki bunların bir siyasi sonucu oluyor. Ama yani bizdeki duruma da baktığımızda ise bizde de çok bağımlı bir süreç oldu. Yani tamamıyla Merkez Bankası'nın ve kurumlarının bağımlılığı söz konusu. Yani neredeyse yani hükümet tarafından gelecek herhangi bir açıklamaya, en küçük bir açıklamaya reaksiyon verecek biçimlendirildi. Bu açıdan yani bizim eleştirdiğimiz nokta bu. Yani aşırı bir bağımlılık söz konusu. ABD'de de tabii ki küçük nüanslarla burada bağımlılık var ama tabii ki bizimle ölçüşemez diyebilirim. Evet, burada tabii ki Fed'in özellikle işte resesyonu kaygı ederek enflasyonu yönetmek anlamında faiz artışlarına geç başladı çok konuşulmuş değil mi Yeliz Hanım? Ya da işte hem geç başladı hem de miktar olarak çok az başladı. Bugün JP Morgan CEO'su yapmış olduğu açıklamada diyor ki yani Jamie Dimon, Fed'in faizleri şu anda beklenenden daha yüksek seviye çıkarabileceğini ancak geçen seneki artışın tam etkisini görmek için faiz artışlarına biraz ara vermek gerektiğini söylüyor. Fed'in faizi beklendiği gibi yaklaşık %5'e çıkartma ihtimalinin %50, %6'ya çıkartma ihtimalinde %50 olduğunu söylüyor. Yani burada 5'in üzerinde bir faiz artımı olasılığını daha yüksek oy vermiş. Diğer taraftan faizde %5'lik rakamın yeterli olmayacağını da hatırlatmış ki faiz artışına ilerlemek konusunda biraz yavaş davrandık. Ancak 3 ya da 6 ay biraz bekleyelim, bunun zararı olmaz, en azından görelim diyor. Burada işte herhalde Biden'ın politikalarına ayak uydurmaya çalışan bir Powell olduğu söylendi. İşte Sayın az önce Cüneyt Dirican, Cüneyt Hoca da dedi ki Biden olan görüşmesinin detaylarını da kamuoyunu göremedi. Dolayısıyla burada bağımsızlıktan bahsetmek oldukça güç dedi. Aslında haksız da sayılmaz sanırım değil mi?
Yani aslında yani Fed'in politikalarına baktığımız noktada ben geçen sene 2 senelik periyotta, özellikle 1 senelik periyotta oldukça hatalı adımlar atıldığını ben düşünüyorum. Yani tamamıyla gündemi ve geleceği ıskaladı diyebilirim. Yani burada geçtiğimiz sene içerisinde hatta ikinci çeyrekte faiz artırımı, hatta mesajlara ve faiz artırımına başlaması gerekirken, ki bu gümbür gümbür geliyordu aslında enflasyon açıkçası. Yani son zamana kadar %2-2,5 konuşmaları söz konusuydu ve yani bu kadar para bolluğunun, bu kadar parasal genişlemenin, insanların cebine bu kadar para konulmasının bir tabii ki tepkisi olacaktı enflasyon üzerinde. Ben bunu açıkçası çok masum karşılamıyorum. Çok gerçekten kötü yönettiği şu süreci. Yani tabii ki pandemi başlangıcındaki atılan adımlar oldukça doğru ve yerindeyken, sonrasındaki ise o paranın toparlanması ve geri çekilme itibariyle değerlendirdiğimiz noktada maalesef FED sınıfta kaldı diyebilirim. Yani şu anki enflasyonda da çift hanelere gelmiş enflasyondaki şu an 6,5'lara kadar gelişmesi bekleniyor özellikle bu hafta içerisinde açıklanan enflasyonda. Burada tabii ki çok temkinli olması gereken bir süreçteyiz açıkçası. Yani şu an dengelenme sürecinde enflasyon. Yani bir alev vardı. Bunun üzerine kısmi su döküldü. Şu an durulma söz konusu. Burada tabii ki özellikle bundan sonraki süreçte Fed'in politikalarının daha çok şu an mesela jeopolitik tansiyon, petrol fiyatlarının, enerji maliyetlerinin durulması bir anlamda enflasyonu baskıladı. Eğer ilerleyen zamanlarda tekrar jeopolitik tansiyon ya da enerji tarafında kısıtlanmaların olması, arz tarafında olması halinde enerji tarafında tekrardan bir yükselişten bahsedebiliriz. Bu da tabii ki enflasyon tarafındaki hareketin tekrardan yukarıya doğru yönünü çevirmesi anlamına da gelebilir. Diğer taraftan ise yani ABD tarafından gelen datalara baktığımız noktada zaman zaman tabii bozulma görülse de ağırlıklı itibariyle mesela iyi gözüküyor. Bu açıdan ben birazcık daha belki bekleyebilir, politikası izlenebilir ya da küçük montanlı faiz artırımına gitmesi beklenebilir diye düşünüyorum Fed'in. Bundan sonraki süreçte daha çok daha iyi izlenmesi gereken, yani geçtiğimiz sene tabii ki geç algılandı ve geç hareket etti diyebilirim ama bundan sonraki süreçte daha belirsiz bir sürecin bizi beklediğimizi söyleyebilirim. Diğer tarafta önemli durum ise aslında enerji tarafındaki hareketlerin yönünün ne olacağı. Burada tabii ki bir jeopolitik tansiyonun olması zaten resesyon endişelerinin olduğu ülkelerde ve bölgelerde ciddi sarsıntı yaratabilir diye düşünüyorum. Açıkçası gelecek dönemde bizi bekleyen ana başlıklar, yani özellikle Fed'in de ya da merkez bankalarının konuşacağı konu tekrardan bence enerji maliyetleri, jeopolitik tansiyonun ekonomiye baskısı olacaktır diye düşünüyorum. Burada tabii özellikle Fed'in bu iletişimi birazcık hani kasıtlı mı yoksa bağımlı olduğundan, daha az bağımlı ama bir şekilde bağımlı olduğundan dolayı mı yaptığını tartışmakta sanırım biraz fayda var. Çünkü özellikle işte bakıldığı zaman dolar geçtiğimiz senenin değil mi son belki bir ayı iki ayı baz almazsak eğer çok yıkıcı bir etkisi oldu ve tüm ülkelerde doların bütün para birimlerine karşı agresif değer artışları vardı. Bu tabii ki bizim gibi ülkelerde enflasyonun merkez bankalarının para politikalarının da yanında daha fazla artmasına sebep oldu. Çünkü tüm dünya herhalde dolar kullanıyor. Üzerine enerji fiyatları arttı. Dolayısıyla Fed'in para politikası da dünyaya aslında enflasyonu daha fazla getirmesine de sebep oldu mu sizce bir taraftan? Diğer konuysa Fed'in aslında doları güçlü tutarak ihracat kompozisyonunu avantajlı hale getirdiği şeklinde de konuşuluyor. Hani bakıldığı zaman işte dolar çok güçlü olunca diğer para birimleri ise değersiz oluyor. Dolayısıyla Fed, Amerika ekonomisi bir mal aldığı zaman çok daha uyguna alma fırsatı da oldu. Bu da enflasyonu aslında belki yüzde şu anda işte evet 6,5'lara gerilemesi bekleniyor ama şu anda muhtemelen çift tanenin üzerinde güçlü bir dolar olmasaydı bir dolar görebilirdik. Ne dersiniz? Yani bu belki de bilerek ve ticaret açığı da göz önüne alarak yapılmış bir politika olabilir mi? Yani bunu yapmışlarsa tüm dünyaya bir aslında sefalet yayan bir Fed'in politikası olduğunu söyleyebiliriz sanırım.
Tabii ki ama yani bu sürdürülebilir bir durum değil. Yani geçtiğimiz dönemdeki özellikle cari fazla zaten vermeleri mümkün değil ama en azından buradaki hareketi biraz törpülemek istiyordu. Bu yönde mesela Trump'ın Çin'e bir anlamda aksiyon göstermesi, diğer taraftan Almanya olsun, diğer ülkeleri olsun özellikle ticari savaşları bir anlamda olması, bir anlamda yani ithalattan ziyade ihracatla büyüyen bir ülke, en azından oradaki açığını birazcık törpülemek isteyen bir ülke durumu söz konusu. Büyüme kompozisyonunu da değiştirmek isteyen ben ABD ekonomisinin olduğunu düşünüyorum. Bu daha çok yani ABD tarafından özellikle Trump döneminde dile getirilen konular, tam başlık verilmese de mesela Çin'deki üretim yapan fabrikaların ABD'ye davet edilmesi gibi konuların olması aslında ABD'nin büyüme kompozisyonunu değiştirme ihtiyacı ve isteğinin olduğunu bana aslında gösterdi diyebilirim. Diğer taraftan ise yani dolar endeksinin aslında ABD ekonomisinde çok bir faydası yok. Sadece şu anda baktığımız nokta faydası yok ki, yani ithalatını artırıyor bu tarafta. Diğer taraftan ise ihracat tarafında ise aslında bir anlamda sınırlandıran bir etken olarak karşımıza çıkar. Diğer önemli bir husus ise jeopolitik tansiyon Avrupa Birliği'ni çok fazla sekteye uğratırken ABD'nin çok fazla işine yaradı diyebilirim. Yani datalar itibariyle karşılaştırdığımız noktada aslında çok fazla yani jeopolitik tansiyonu arttıran fakat bundan rant sağlayan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bu açıdan açıkçası çok karmaşık bir denklem söz konusu. Yani bir olayla bütün hepsini bir anlamda aynı kefeye koymanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Çoklu düşünmek gerektiğini de düşünüyorum. Açıkçası tabii ki ithalat, ucuz mal bir anlamda olumlu olabilir. Diğer taraftan ise asıl ABD'nin isteği mal satabilmek. Yani burada tabii ki doğal gaz olur, işte diğer enerji kısmındaki hareketler olur. Bunlar tabii ki ABD'nin daha fazla aksiyon almak istediği alanlar diyebilirim. Yani ihracatı daha çok öncüllediğini ben düşünüyorum. Ama tabii ki enflasyon tarafındaki kısmı da sana katılıyorum. Tabii ki bu durum enflasyonun Avrupa'daki kadar yükselmemesine neden oldu. Diğer taraftan ise mesela enerjiye o kadar bağımlılık ve oradaki maliyetlenmeler o kadar fazla ki enerji tarafındaki düşüşün ise aniden petrol fiyatları da daha doğrusu enflasyon tarafının oldukça baskılanmasına neden oldu diyebiliriz. Evet, bir taraftan da tabii bakıldığı zaman Amerika kendi içerisinde üretim yapısına devam ettirmek istiyor. İşte çip üreticileri gibi. James Ballard'dan bir açıklama var. O da diyor ki ABD ekonomisinin resesyona girmesi son haftalarda azaldı ve bu anlamda 2023 yılında enflasyonda da bir gerilemenin sağlanacağına inandığını söylüyor Federal Açık Komitesi'nden yapılan açıklamada. Dilerseniz bize dönelim. Fed'in para politikası ile dair aslında bir cümlede Şubat ayında ne yapacağına dair o zaman Yeliz Hanım bir yorum alalım. Bir de dolar endeksi yorumu çok düştü. Daha da düşmeye devam edecek mi? Şimdi dolar endeksinde benim beklentim daha da gelebilir. Yani 105 seviyesi bence önemliydi. Bu seviyenin altında yani teknik itibariyle de baktığımız noktada yani diğer ülkelerde dolar endeksini oluşturan ülkelerin para birimlerine baktığımız noktada mesela euro doları eğer yorumlamak gerekirse benim beklentim 1.06 yani 1.0380 seviyesinin üzerinde 1.0640 ve 1.12 seviyesi aslında gözüküyordu. Yani 1.0640'ın üzerindeki hareketlerin de bu denli sağlamlaşması bir anlamda benim için oldukça önemli. Bu seviyenin üzerinde ise tekrardan yukarıya doğru bir hareketin olması beklenebilir diye düşünüyorum. Burada tabii ki ilk etapta ana hedefin 1.12'ler seviyesi olması beklenebilir diye düşünüyorum. Dolar endeksinde de beklentim açıkçası. Ama burada tabii ki bir soru işareti koyalım. Dediğim gibi yani jeopolitik tansiyon, Rusya-Ukrayna gelişmeleri tekrardan şu an durulmuş gibi yani neredeyse başlık o itibariyle hiç durumu olarak karşımıza çıksa da eğer tekrardan ana başlığa gelmesi halinde euro doları tabii ki tekrardan baskılayacaktır ve tekrardan bir seviyesine doğru inmesine neden olabilir. Ama şu anki koşullarla değerlendirdiğimiz noktada ise euro dolar paritesindeki hareketin tekrardan yukarıya doğru yani yukarı doğru gitmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Burada tabii ki ana hedef 1.12 seviyesinde olacaktır. Yatırımcıların burada 1.0640 ve bu altındaki hareketleri önemsemesi. Eğer bu seviyenin altında kapanış gerçekleşirse tekrardan bir düşüş
hareketinden bahsedebiliriz. Dolar endeksinde de 105 seviyesinin altında ise benim beklentim 90'lı seviyeler. Yani 95 seviyesine kadar bir geri çekilme olabileceği yönünde. Yine biraz önce söylediğim gibi eğer Rusya-Ukrayna gelişmeleri ya da herhangi bir jeopolitik tansiyon, bu da tabii ki Çin-Tayvan konusu da olabilir. Burada tekrardan bir bu tabloyu konuşmamız halinde dolar endeksinde yükseliş hareketi beklenebilir diye düşünüyorum. Burada da ana hedef 105 üzeri olacaktır diye düşünüyorum. Bir cümleyle bunu da soralım çünkü önemli. Ters köşe bir yorum. Jupiter Asset Management'dan yapılan açıklamada Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürebileceğini daha doğrusu ve bu bir resesyon riskini giderek daha da gerçekçi hale gelmesiyle birlikte hazine kağıtlarının getirilerinin düşmesini de beklediklerini aktardı ve bu anlamda %2 kadar gerileyebilir diyor. Hani ne kadar gerçekçi ya da değil, James Ballard son birkaç haftada resesyondan uzaklaştık diyor. Jupiter Asset Management'da tam tersi aslında resesyonun buna %2'ye kadar geri çekilmesine sebep olur diyor. Ben çok fazla dışlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani datalara baktığımız noktada şu an bir emare yok açıkçası söylemek gerekirse. Ama yani bu da hani enflasyon aslında bir anlamda bu kadar sert geri çekilmesi, beklentilerin üzerinde geri çekilmesi bence oldukça önemli diyorum. Bu da tabii ki gelen dataların yine dünya büyümesiyle ilgili, yine jeopolitik tansiyon tekrar artar mı buna bakmak gerekiyor. Tabii ki yani küçük bir ihtimal bu tarafı tutmak gerekiyor ama şu anki koşullarla baktığımız noktada sanki yumuşak iniş varmış gibi gözükmekte. Ama ben yine de temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum. Yani her ne kadar enflasyonun bu kadar yukarı yönlü hareketlerin kuvvetli olması risk teşkil etse de enflasyonda da bu denli bu kadar hızlı hareket etmesi, yani aşağı yönlü hareket etmesi hem Avrupa'da hem de Amerika bence oldukça önemli diyorum. Yani burada evet, soru işareti olarak tuttuğum nokta bu. Çünkü burada acaba talepte bir sıkıntı mı var? Talepte ilerleyen zamanlarda baz etkilerin çalışacağı dönemlerde göreceğiz. Eğer burada talebin yoksunluğu olması halindeyse tabii ki o biraz önce söylediğiniz senaryoda da devreye girebilir diye düşünüyorum. Evet, bugün Çin'de ekonomik görünüm desteğiyle 6,5 yılın en yüksek seviyesine yakın tutundu bakır fiyatları. Yeni Zelanda tarafındaysa 9 aydır gerileyen bir aslında enflasyondan bahsediyoruz, ürün fiyatlarından bahsediyoruz. Çin'in açılması dünyadaki enflasyonu anladığımız kadarıyla şu anda küresel enflasyonda bir ivme kaybı var. Dezenflasyon sürecine girdik birçok ülkede ki Türkiye'de bile biliyorsunuz son 5 aydır tüketici fiyat endeksinde bir azalış ivmesi var. Ne dersiniz? Yani Çin açılırsa merkez bankalarının ve hazine bankalarının hesapları sizce tutar mı, tutmaz mı? Çin dünyaya enflasyonu getirir mi sizce? Ben bunun olabileceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Yani şu anki duruma baktığımız noktada yani ciddi bir açılmanın olması halinde diyebilirim. Dataları itibariyle de baktığımız noktada yani şu an açıkçası Çin'in dünyaya getirebileceği bir risk sadece tekrardan yani o geçtiğimiz dönemdeki işte kapanma hikayelerinin olması gibi haber akışlarının bence yoğunlaşması oldukça olumsuz olacaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan ise yine Çin'in bize dünyaya getirebileceği ikinci bir risk ise jeopolitik tansiyon olacaktır. Yani konuşmadığımız Çin-Tayvan gelişmeleri olarak değerlendirebilir. Emtia taraflarındaki ise dengelenmeden diyorum yani tabii ki burada düşüşlerin olması oldukça önemli. Birden biliyorsunuz hızlı hareketler olmuştu. Yani emtia taraflarında pandemiyle birlikte bir çöküş. Sonrasında ise ekonomilerin açılmasıyla birlikte yine bu transporter hikayelerinle birlikte emtia kalemlerinde ciddi yükselişlerin olmasıydı. Sonrasında ise bu ekonomilerin dengelenmesi yine bu ulaşımın dengelenmesiyle birlikte emtia kalemlerinde de makul seviyelerinin ben olduğunu düşünüyorum. Burada yani Çin'in açıkçası yani açılması zarardan ziyade daha olumlu bir hikaye olarak karşımıza çıkar. Ama dediğim gibi jeopolitik tansiyonu artırması ya da dediğim gibi talep yoksunluklarının olması bence oldukça önemli olacaktır diye düşünüyorum. Yani enflasyonda dünyanın enflasyon bir anlamda hızlı hareket etmesi, aşağı yönlü olması yani bunu tabii ki ABD ve Avrupa olarak değerlendirmek gerekiyor. Resesyon endişelerini oldukça arttırır diye düşünüyorum. Bu daha çok talep yoksunluğu olarak değerlendirilmesi gereken bir süreç olarak karşımıza çıkar. Bizim tarafta ise Borsa İstanbul yine gündemde. Geçtiğimiz yılda hem enflasyonla birlikte en çok konuştuğumuz şey
Borsa İstanbul'du. Sayın Cumhurbaşkanı özellikle bu anlamda işte esnafa ve KOBİ'lere desteğin devam edeceğini söyledi. Burada özellikle esnafa ayrılan kredi kart limitlerinin 150 bin TL'ye çıkarıldığını söyledi. KGF ile ilgili de iyileştirmeler de sanırım olacak. Bu tarafta kredi muslukları değil mi? Sonuna kadar açılmış çünkü seçim dönemine de Türkiye giriyor ve bu anlamda genişleyici para politikası aynı şekilde devam edecek diyor uzmanlar. Dolayısıyla şu anda özellikle marketlerin ya da işte diğer şirketlerin yapmış olduğu zamları aslında bir pansuman, Haziran sonrasında da birikmiş bir enflasyonu göreceğiz der uzmanlar. Siz ne dersiniz Yeliz Hanım? Bu atılan adımlar ekonomik büyümeyi bir miktar sizce olumlu toparlar mı? Ki bakıldığı zaman S&P Global Türkiye'nin büyüme tahminlerini düşürdü. Dünya Bankası da keza öyle. Hatta S&P Global'dan Türkiye'nin 2023'te enflasyonu dünyada ilk sırada yer alacağını söyledi. Yıl sonunda %45'ten fazla bir enflasyon olur deniliyor. Dolayısıyla seçim öncesi ve seçim sonrası herhalde Türkiye ekonomik karnesi bambaşka bir noktaya gelecek. Ne dersiniz? Evet, sanki enflasyonda rekoru bırakmayacakmışız gibi gözüküyor. Diğer taraftan ise yani tabii ki seçime giden bir ekonomiyi görüyoruz. Burada tabii ki hükümetin bu denli kredi musluklarını açması zaten beklenen bir durumdu. Daha da fazlası da gelebilir açıkçası. Ama tabii ki bunların bir enflasyon etkisi. Diğer taraftan ise tabii ki oldukça zorlayıcı bir süreçten geçiyoruz. Aslında bizim bir gün bile bizim için oldukça önemli. Yani zaman kaybı ilerleyen zamanlarda ödeyeceğimiz maliyetlerin daha fazla olmasına neden olacakmış gibi gözükmekte. Tabii ki bu sene içerisinde seçim öncesi ve seçim öncesi sonrası olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani seçim öncesinde ben BIST yüz endeksinde her ne kadar satış baskısı olsa da belli bir noktada durulma, sonrasında ise hareketin tekrardan yukarıya doğru olması beklenebilir diye düşünüyorum. Çünkü yani şu an çok rakipsiz bir tablo söz konusu. Yani paranın gidebileceği yol çok fazla yok açıkçası. Yani burada yerli yatırımcının yatırım yapabileceği nokta olarak değerlendirdiğimiz noktada benim için iki tane alan var. Bir tanesi emtia altın tarafı, diğer taraftan ise BIST yüz endeksi diyebilirim. Yine seçim kısmında ise, seçim sonrasında ise BIST yüz endeksindeki bu hareket, yani yatay ve yukarı yönlü hareketin devamını beklerim seçime kadar. Seçim sonrasında ise tabii ki genel kabul görmüş iktisadi politikaların, yani realist politikalara dönülmesiyle birlikte endekste kısmi bir satış baskısı, sonrasındaki hareketin ise tekrardan yukarıya doğru olması beklenebilir diye düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Endekse daha fazla, yani Türkiye'ye güven geleceği için, yani şu anki politikalar tabii ki güven tesis etmiyor. Günü kurtarmak amacıyla yine seçim politikaları olarak değerlendiriyor. Ama seçim sonrasındaki atılan adımlar daha realist ve ayağı yere basan adımlar olacağı için ilk etapta satış getirir bu. Sonrasındaki hareketin ise güveni tesis edeceği için endekse tekrardan alımların olması beklenebilir diye düşünüyorum. Yani aslında çok kritik bir 6 ay bizi bekliyor diyebilirim açıkça söylemek gerekirse, evet, seçime kadar. Zaten burada bir de unuttuğumuz, hani sürekli olarak azalan bir yabancı var. Seçim sonrası güven ortamı değil, evet, mi? Sağlanırsa, evet, burada yabancı herhalde yerlerin sattığı yerde bu defa yabancı girecektir. Herhalde karlılık, kar alışları olacaktır. Enflasyonda ivme kaybı da yaşanırsa tabii. 18.80'lerde dolar, 20.20'lerde euro. Hani böyle kademe kademe yükselmeye başladı. Bir dakikamız var. Türk lirasında bir değer kaybı sanki daha belirginleşti. Tabii yani açıkçası, yani baktığımızda aşağı doğru gelmiyor, kademe kademe yukarıya doğru gidiyor. Yani ekonomi yönetimi tarafına baktığımızda ise dolar TL'yi bu seviyelerde tutmak için bir sürü adımlar atıldı. Atılmaya da devam ediyor. Yani burada diğer tarafta ise Rusya'dan gelen işte açıklama, enerji tarafı ile ilgili açıklamalar, yine swap hikayeleri söz konusu. Yine doların burada tabii ki hareketiyle ilgili Merkez Bankası'nın ekonomi yönetiminin aldığı kararlar oldukça önemli. Ama yani bu nereye kadar tutulabilir? Yani cari açık veren bir ülkeyiz. Yani biraz önce 40 milyar dolar gibi bir şeyimiz var. Burada tabii ki cari açığımız söz konusu 2022 sonu itibariyle 46 milyar dolar. Yani bunlara baktığımız noktada ise açıkçası bu çok fazla tutulabilecek bir nokta olarak değerlendirilmiyor.
değerlendirilemez zaten. Diğer taraftan ise ekonomi yönetimi cari fazla dediler ama ve ekonomi tarafında, büyüme tarafında kompozisyonunu değiştirmek istediler. Bu denli adımlar attıklarını söylediler ama tam tersi oldu. Cari açığımızın daha fazla artmasına neden oldu. Çünkü dövize bağlı bir ekonomiyiz. Yani burada sizin net bir döviz ihtiyacınız söz konusu. Bu tarafta attığınız adımlar, güvenin zedelenmesi, yabancı çıkışlarının olması, yatırımda bile neredeyse bağımlılığı o kadar yüksek ki. Yani bu tabii ki 20 senenin bir hikayesi diyebilirim. Evet. Yanlış tarım politikaları, ekonomi politikaları, dışa bağımlılık, ithalat girdiğiye dayalı bir ekonominin olması. Bu da tabii ki yani son bir sene içerisinde 3 tane ekonomi politikası değiştirilmesi. Açıkçası bunların hepsi üst üste koyduğumuz noktada ne kadar tutulsa da ne kadar Rusya'dan bir yardım gelebilir, ne kadar swap getirebilirsiniz yani yurt dışından para getirebilirsiniz. Ne kadar ihtiyacınız var. Bu da tabii ki ben dolar TL'de benim beklentim açıkçası 20 ve üzerine doğru hareketin olabileceği noktada. Aşağı yönlü hareketler ise muhtemelen şirketlerin daha fazla döviz alıp işte borçlarını ya da işte ithalat yapmak için kullanacaklardır diye düşünüyorum. Finansal işlemler tercihi sebebiyle diyorsunuz. Yeliz Hanım çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında manşet ekonomiyle devam edeceğiz. Takas İstanbul beklenti raporunu sundu.